Değerli Örgü Panosu takipçilerim, Örgü Panosu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Instagram sayfamda çok beğenilen çiçek motifli bebek elbisesi yapımını paylaşmak istiyorum. Elimde yoktu. Ben size bu şekilde ön kısmını ördüm, arkasını da beraber örelim diyerekten hazırladım. Şu şekilde çiçekleri de daha dikmedim. Sizle birlikte yine yapımını yapacağım, size paylaşacağım. Alt kısmını oradakiyle biraz farklı yaptım. Bunu biraz kertmeli model yaptım. Yine öbürkünü de paylaşayım. Bunu da paylaşayım size. 1,5 yaş ve 1 yaş, 9 aylık, yani çocuğumuzun bünyesine göre bu şekilde, yani 1 yaşına kadar, 1,5 yaşına kadar rahatlıkla kullanılabilir bir model. Size 60, pardon, 78 ilmekle başladım arkadaşlar ben. İpim çok ince ip. Bakın, ipim ince, fuşya rengi, renk olarak fuşya. Çok tatlı bir renk. Fakat ipim çok ince olduğu için ben 78 ilmekle başladım. Siz 80 ile yapabilirsiniz, çocuğunuza göre 90 yapabilirsiniz daha büyükse. Veyahut da eğer kalın bir iple yapıyorsanız 75 ilmekle yapabilirsiniz. Ondan sonra şu şekilde paylaşayım ölçüsünü de. Evet, 24 santim. Şu kadar, yani şu iki düz iki terslere, lastiklere kadar 24 santim yapmışım arkadaşlar. Lastiklerden sonra lastikleri şu şekilde 1 santim kadar lastik örüyorum. Daha sonra kol oyuntusuna geçiyorum. Kol oyuntusuyla birlikte 14 santimde kol oyuntusuyla örmüşüm arkadaşlar. Şu şekilde. Siz bunu da büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şu şekilde önden kesilen yere kadar 32 santimden ördükten sonra, bakın, alttan şu şekilde 32 santime kadar örüp kesme işlemini yaptık. Ön şeysini. Sonra iki kenarlarını da 6 santim sanırım bu da. Evet, 6 santim ördükten sonra şu şekilde bıraktım ben. Diğer arkayı da örünce ikisini bir geçireceğim. Öyle dikeceğim, yani örerek dikeceğim. Bu şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar, Instagram sayfamdaki modelin alt kısmını artık hepiniz biliyor olmalısınız. Çünkü diğer bütün hepsini de yapıyordum. Yine göstereyim. Şu şekilde ikiye katladım. Oradaki başlamayı gösteriyorum. Şu şekilde. Bir alttan bir üstten yapıyoruz. Oralarda hepsini de gösteriyorum arkadaşlar. Bunu normalde elbiselerin altlarına, yani haroşa yapacağımız her şeyin altına bunu uygulayabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Çok hoşuma gidiyor benim bu başlama tekniğiyle. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Bakın, bir böyle, bir böyle. Bunu böyle kaç ilmek yapacaksak 36 santimde arkadaşlar bunun eni var. Siz daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz. Söylediğim gibi ben 78-80 ilmekle yaptım. Çünkü ipim ince. Ama siz biraz daha kalın iple yapıyorsanız ve 4 numaralı şişle örecekseniz kaç yapmanız gerekiyor? 80 ideal olabilir. 2-3 yaşa, yani 5'er
yükseltebilirsiniz. Evet, bunları çok bakın, bir tanesini gördüğünüz gibi bozuk olduğunda hemen anlayabiliyoruz. Bakın burada bir tane tek kalmış. Bu burada demek ki bakıyoruz böyle. Ha, bir tanesi olmamış diyoruz. Yani şu şekilde çift çift durmaları gerekiyor. Bu çiftleri tek tek sayıyoruz arkadaşlar. Yani 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tek sayılacak. Bakın şöyle ve şuradan alıyorum. Evet, bunu bu şekilde yapıp yine arkadan ters örüyoruz arkadaşlar. Haroşa. Yani haroşayı nasıl örüyorsak. Üç sıra haroşa ördükten sonra dümdüz örüyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Kesme, arttırma. Yani ilmeğimizde 80 ilmek varsa 80 ilmeğin 80'ini de düz bir şekilde örüyoruz. Bu altını 3 sıra bu şekilde haroşa yapıyoruz arkadaşlar. Instagram'da başlatılan şekli gösteriyorum. Ben sonra yani değişikliği seviyorum arkadaşlar. Tek acaba bu olur mu? Yani deniyorum. Bu şekilde. Şimdi bunları ve çok yakıştığını düşündüm. Kertmeyli, yani şeyleri seviyoruz böyle dilim dilim. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup destek olursanız sevinirim. Zil sesini açarsanız da aktif hale getirirsiniz. Bütün paylaştığımı anında haberiniz olabilir. Veyahut da paylaşmamı istediğiniz herhangi bir örgüler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bunu da paylaşır mısınız diyerekten. Beğen butonuna basarak da etkileşimi arttırırsanız sevinirim arkadaşlar. Neticede biz de size vakit harcıyoruz göstermek için. Sizler de yapabilin diyerekten. Sizler de abone olarak ve beğeni yaparak, yorum yaparak destek olursanız daha da arkaları gelebilir. Bütün hepsini paylaşmak istiyorum yaptıklarımın arkadaşlar ama bazen işte zaman yetmiyor. Şu şekilde arkadaşlar bakın bu şekilde bu kadar yapıp sonra düze geçebilirsiniz. Bunu anladık sanırım. Veyahut da bunun haroşayı çoğaltabilirsiniz. 4 sıra yaparsınız, 5 sıra. O tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Şimdi ben size şuradaki dilimleri göstereyim bir de. Bu dilimleri normal aynı renginden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz daha dilimler fark edilsin istedim. Şimdi benim gibi böyle yapacak olanlar herhangi bir iple altından başlıyorum şimdi. Bu da çok kolay arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şuradaki kertmeleri, dilimleri yapıyoruz. İki şişimizle yapacağız. İki şişimizle başlıyoruz ilmek atmaya. Aynı normal her nasıl ilmek atıyorsak yalnız iki şişimizle olmasına dikkat edelim.
şu şekilde yaptıktan sonra kasma olmasın altta. O yüzden hangi şişi kullanıyorsak, ben size 3,5'larım doluydu. 3,5 numaramla ördüm. Şu an size 4 ile gösteriyorum. 3,5 bebek kıyafetleri için uygun. 3, 3,5, 4 numaralar. Bebek örgülerinde kullanabileceğimiz şişler. Çok kalın olmuyor zaten bebek ipleri arkadaşlar. Tüylenme yapmayan ipler, antibakteriyel özellikli iplerimiz. Ben yani renk aman ve renk veririm numarasını, fakat hangi ipi yaptığımı paylaşmak istemiyorum. İp reklamı yapmıyorum arkadaşlar. Dokuzar ilmekten oluşuyor. Ben size şimdi göstermek için şu kadar bir attım. Yani şurada şuranın şununla birlikte, şu alınanla birlikte 9 ilmek. Şu ortadakiler 8. Siz kenarlarını ona göre ayarlayıp 9, 9, 9, 9 yapıp kenarlarda 8 olabilir, 7 olabilir. O size kalmış bir şey. Veyahut da ortalarını 9 değil 8 yapabilirsiniz ipiniz kalınsa. Veyahut da 7 yapabilirsiniz. Veyahut da 10 yapabilirsiniz. Yani ilmek sayınıza göre orayı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dilimleri kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benim yaptığım şu an 9 ilmekten oluşan dilimler. Kenarlardakiler 8. Ona göre siz de eğer ipiniz daha fazla dilim olmasını istiyorsanız 8 de yapabilirsiniz. Hepsini 8 8. Bir dilim daha fazla çıkabilir belki. Veyahut da daha büyük yapabilirsiniz. Onar yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bu tarafına değil, şu tarafına arkadaşlar. Orayı yani ters tarafından örüyorum bunu. Evet, haroşa yapıyoruz altına. Ha, burası değil, arka tarafından yapacağız şeyi, kertmesini. Dilimleri arka tarafından yapıyorum. Şimdi bu şekilde iki sıra daha gideceğim haroşa. Sadece haroşa bakın. Dilimleri daha sonra oluşturuyoruz. Daha fuşya rengimden de geçeceğim. Siz bunun rengini de aynı renkten de yapabilirsiniz. Yani hepsini fuşya da yapabilirsiniz. Hepsini beyaz renkle de yapabilirsiniz. Benim gibi böyle çift renkle yapabilirsiniz. Bir buçuk ip gidiyor arkadaşlar. Buçuk tam bitmiyor. Ama siz daha büyük yaparsanız biter. Çünkü ipimiz, örneğimiz düz olduğu için iki ip büyük yaparsanız bile yeterlidir. Ay, şunlar dolaşıyor, çok sinir oluyorum. Haroşa örüyorum şu an.
Evet, şöyle önünden bakarsak 2 haroşa sırası oluyor. Arkadan 3 oluyor. Ben arkadan yapıyorum. Şimdi normalde öndeyiz aslında, bakın. Şurası ön sırası. Yani ben şurayı hep ön sayıyorum normalde. Böyle 2 görünüyor arkadaşlar. Ama şurasından ben kertmeyi oluşturacağım. O yüzden şimdi fışyamı takacağım. Fışyayla veyahut da sadece fışyayla yapacaksanız da yine 2 sıra aynı şekilde 3 sıra ördükten sonra şimdi düz örüyorum arkadaşlar. Düz. Artık düze geçtik. Fuşyayla beraber renkli ipimizle 2 sıra önden düz, arkadan ters olarak 2 sıra öreceğiz. Bakın şimdi arkasındayım. Bu şekilde ben bir kere ters gideceğim, sonra yine düz gideceğim, arkadan ters gideceğim, sonra geleceğim. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde oluyor. Şimdi düzündeyim örneğimin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenarları 7 yapmıştım. Şimdi şurada asıl konu, şişimi alta geçiriyorum, bakın alttan şişimi örgümün altından şuradakine, sıradakine, öbür sağ elimdeki şişe geçirip alttan çıkartıyorum. Bakın sonra diğer şişime takıyorum ve bunu düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane ortada yaptım. 9.'yu, bakın şu 9.'yu alttan geçirdim. Şu şekilde. Şuradan, bundan aldım. Sol tarafımdaki şişten alttan geçirdim ve bu şekilde ördüm. İşte böyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi diyelim ki burada daha var ilmeğimiz. Bir daha gösteriyorum. Alttan giriyorum. Şu şekilde yapıyorum. Bakın şunu aldım. Şu şekilde. Tabii siz iki tarafında aynı olacak arkadaşlar. Şimdi biz burada az kaldı ama. Yani şu tarafla bu taraf aynı olacak. Burada biraz az oldu. Bakın asıl şu. Yani birisi ince, birisi kalın olmasın. Hepsi aynı olacak. Şuradaki gibi. Şimdi arkadan ters örüyorum. Yine bu ilmeğimi de ters. Hiçbir şeysi yok arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi yine düzleri düz, tersleri ters, arkadan ters, önden düz. Bakın arkadan şu şekilde. Dediğim gibi ben 8 ilmek örüp 9.'yu ters çevirdim alttan üste doğru. Kenarlarda 7 ördüm, 8.'ye yaptım.
Siz de ilmek sayınıza göre 9'da yapabilirsiniz bu dilimi. 10'da yapabilirsiniz. Bakın kenarda şu şekilde duruyor. Diğer türlü şu. Yine tekrar tekrar bakarak izleyebilirsiniz. Şimdi bunu da dümdüz örüp çıkacağız arkadaşlar. Hiç bakın şunları toplayayım. Hiçbir şey yok. Buraya kadar böyle düz öreceğiz. Şunu da şuradan mesela diyelim ki artık kol oyuntusu yapmaya başlayacağız. Oradan ben 1 santim yani bir parmak kadar 6 sıra pardon şuradan sayayım. 6 sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters yaptıktan sonra şuradan 4 bir kestim. Bir tane de bir kestim. Yani 5 ilmek kesmiş oldum. Normalde eğer 70 ilmekse mesela 75 ilmekse kesinlikle sadece 4 tane kesin. Evet. Yani 4 tane sadece 4 de kesebilirsiniz. 5.'yi yapmaya da bilirsiniz. Ben biraz fazla gibi geldi. İpim 80 78 olunca. Ama 4 tane de olabilir kenara. Sadece 4 tane örüyoruz, sonra çıkıyoruz yukarıya. Bakın arkadaşlar, ben arkayı da aynı şekilde yapıyoruz. Önü de aynı şekilde. Sadece arkayı önden şu oyuntu var ya oradan bunu mesela biraz daha yukarıdan şöyle 1 santim kadar falan daha arkayı öreceğiz. Yani şurayı arka biraz daha uzun olacak. Şu şekilde görünecek yani. Mesela buraya 6 santim yaptık ya arkada 3 santim kalacak. Arkayı biraz daha oyuntusunu yukarıdan yapacağız yani. Şimdi bakın şuradan 2, 4, 6 tane yapmışım ben. Şunlar şurada ilmek çıkmış. Onları takayım. Size 2 düz 2 ters. Sadece 2 düz 2 ters yapıyoruz. Bunu hiçbir şey yapmadan 6 yani 4 sıra 2, 4, 6 haroşalar 6 tane olasıya kadar yaptım. Sonra 1 2 3 ve 4. Tamam arkadaşlar. 4 tane kestim. Diğer ilmeklerimi aynı geldiği gibi örüyorum. Siz daha uzun yapabilirsiniz, daha geniş yapabilirsiniz. Veyahut da çocuğumuz biraz miyomsa bence çok çok ideal bu sayılar. Ama biraz daha tombişse veyahut da daha böyle bol dursun istiyorsanız. Dediğim gibi 80-85 ilmek yapabilirsiniz. Diğer Instagram sayfamdaki aynı yeleği elbisemin 75 ile yapmışım. Çünkü biraz daha dediğim gibi ipi biraz kalındı. Siz de istediğiniz iple yapabilirsiniz. Bebe ipleriyle. Şimdi bu tarafına geldim. Aynısını burada da yapıyorum. 4 tanesini ilmeklerimin kesiyorum.
Şimdi dümdüz öreceğim artık. Sizin dediğim gibi ilmeğiniz biraz daha, eğer çok gelecekse robası çocuğun, gelip giderken birer tane daha birer birer oyabilirsiniz de. Fakat hani lastik olduğu için iki düz iki ters o topluyor arkadaşlar yakayı. Aynen ben bu şekilde. Şimdi önden biraz daha yukarıda olacak yakası. Kesmeyi yani orta bölümü kesmeyi. Bakacağım. Evet arkadaşlar ben şu şekilde bakın. Arka tarafını kestikten sonra ördüm. Dur, kaç sıra örmüşüm? Kaç santim? Şimdi arka omuz oyusunu yapacağım. 10 santim arkadaşlar. Şimdi burada 8 santim de önümüz. Evet. Ön 8 santim bakın. 8 santim de lastikten sonra 8 santim de oyuntu işlemini yapmışız. Arkada 10 santim oluyor. 2 santim fazla yapıyoruz. Şimdi 20 ilmek omuzlara veriyoruz arkadaşlar. Diğer kalan ortadaki ilmekleri kesme işlemi yapacağız. Evet. Şimdi 20 ilmek, benim burada 19 ilmek kaldı arkadaşlar. Şu şekilde ortadaki ilmekleri kesiyorum. Diğer kenarda da 19 ilmek yapacağım. Arada çok böyle marullu dursun istemiyorum. Arada 3 de yapabilirsiniz kesme işlemini. Zaten bayağı açık olacak o yüzden. Yani kafa rahat bir şekilde girer. Çok marullu durmasın. O yüzden şöyle. Siz ilmek sayınıza göre 20, en fazla 25. Yani eğer ilmek sayınız 80, 85 ise. De 75'te de yine aynı. 15 bırakabilirsiniz. 19. Benimkisi 19 oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. Evet. Şimdi ortada kalan ilmeklerimi kestim. İki tarafımda sadece omuz kısımlarım kaldı. İlk önce bir tarafına, sonra diğer tarafına. Siz ilk önce bu taraftaki sağ omuzu yapıp sonra buna geçebilirsiniz. Ortayı keserek de.
Ben size göstermek için şöyle yaptım. Bakın. Aynı işlemi önde de arkadaşlar aynı. Sadece 2 santim dediğim gibi 8 santimde veyahut da siz mesela önü 10 santim yapıp arkayı 12 santim yapabilirsiniz. Şu kesme işlemini, santimini. Şimdi ben bir tarafını öreceğim. Yani şu 6 santimdi. 3 santim öreceğim arkadaşlar. Şurası 6 santimdi ya. Şimdi benim 3 santim öreceğim. Şu şekilde. Ondan sonra ikisini birleştireceğim. Evet arkadaşlar, şu şekilde bakın. Yaptım. Çiçeklerini de yaptım, diktim. Şu şekilde bakın. Dikişi de muntazam. Şöyle. Arkasına çiçek yapmadım. Arkası düz. Şu şekilde. Bence altı da çok güzel oldu. Kertmeli. Harika oldu. Şimdi çiçeklerini göstereyim. Yapılışını bir tanesini. Biz beraber yapalım. Siz başka çiçek de yapabilirsiniz. Ama göstermedi demeyin. 1, 2, 3, 4. Zincir çekiyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Ve bu üç zincirin içini on iki defa dolduruyorum arkadaşlar. 12 trabzan yapıyorum içine. Ve şuraya bağlıyorum ve kesiyorum. Bunu da içinde yürüteceğim arkadaşlar zaten. Şu şekilde herhangi bir yerinden başlıyorum. 1, 2, 3. Dibine aynı yere bir batıyorum. Üst seferde çıkarıyorum. Yanına batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip dibine batıyorum. Çıkarıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yanına batıyorum. Yandaki ilmeği. 1, yine yandakine. 2, 1, 2, 3 dibine batıyorum tekrar. Çıkardığımın dibine batıyorum. 1, 2, 3 yanına batıyorum. Tekrar yanına batıyorum. 2 ilmekleri yanlara batıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeği, sondaki ilmeği dibine batıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde 3'te çıkardım. 1, 2, 3. Trabzanlar yapıyorum. 2, 4, 6 tane yaprak yapacağız. Çiçek dilimi. Şimdi koparıyorum. 2, 4, 6 yaptık arkadaşlar. Bunu arkadan bir yerden şu şekilde çıkartıyorum. Zaten aldım, içinde kalacak. Hemen şuraya
dikeceğim. Aynı olmasına özen gösteriyorum. Şöyle ortadan çıkıyorum. Şu dilimlerin kenarlarında tekrar ortaya geliyorum. Bakın. Şunları yapıyorum. Her seferinde ortadan çıkıyorum. Şu dilimlerin şu kenarından yandaki kenara şu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde bitti. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Yine tekrar diğer videolarda görüşürüz. Yalnız abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız memnun olurum arkadaşlar. Şu şekilde dediğim gibi 1,5 yaşa göre harika bir yaş, yani 6 aydan çocuğumuzun yani gelişatına göre 6 aydan 1 yaşa, 2 yaş, 1,5 yaşa göre çok harika oldu. Bakın 6 da çok güzel durdu. Muhteşem. Dediğim gibi ipim ince olduğu için 80 ilmekle başladım. 78-80. Siz ipiniz kalınsa 75 ile başlayın. Veya 80 ile yapıp daha büyük ebatlarda yapabilirsiniz bunu. Yani her yaşa göre 5'er ilmek arttırabilirsiniz arkadaşlar. Buraları da aynı şekilde 4'er kesiyoruz. Sonra ya 5 de kesebilirsiniz ilmek sayısına göre, 6 da kesebilirsiniz. Yalnız 4 iyi. Şu şekilde. Harika oldu. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.